Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim aslında bir sloganımız var. Ben pek bahsetmiyorum ama Instagram hesabımızda falan yazıyor. Biliyorum, bilmiyor musunuz? Sloganımız şu arkadaşlar. Ve hiçbirimiz Lord çocuğu değildik. Bunu söylemek istedim özellikle. Video konuğumuz Passat B7 2.0 dizel. 2012 model ve 260 bin kilometrede 6 ileri yağlı çift kahrama DSG şanzımana sahip bir otomobil ve Highline donanıma sahip. Tabi Highline'ın Highline'lıktan çıktığı ilk otomobil bu otomobil. Daha önce daha eski versiyonlarında daha dolu Highline'lar görmeye daha çok alışkındık ama bunda biraz daha o doluluktan eser yok gibi. Şimdi teknik donanımlarından başlayayım. 6 ileri çift kahrama yağlı tip şanzımanımız var. 140 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor bu otomobilin 2000 dizel motoru. Bu motorla birlikte toplam ağırlığı 1470 kilo civarında bu otomobilin. 0-100 hızlanması da fabrika verilerine göre 9.8 saniye arkadaşlar. 70 litrelik bir depo hacmimiz var. 560 litre civarında bir bagaj hacmimiz var. 661 kilo da taşıma kapasitesi var bu otomobilin. Ön taraftan başlayalım. Ön arka park sensörlerimiz var. B6 kasaya göre biraz daha keskin çizgilere bürünmüş bir otomobil bu otomobil. Ön taraftaki krom kaplamaları görüyorsunuz ki B6'da şu arada da kromlar olduğu için biraz daha dolgun duruyordu. Bunda biraz daha jettevari olmuş açıkçası. Alt tarafta da yine krom parçalar var. Tampon boy boydan boya. Sis lambalarını biraz daha uzatmışlar gördüğünüz gibi. Bir xenon far yıkamalı farlarımız var burada. Bunlar aynı zamanda sürüşe duyarlı farlar arkadaşlar. Sağa sola dönebiliyor. Yan tarafa geçtiğimiz zaman 235-45-17 ebatlarında çok kollu jantlarımızı görüyorsunuz. Bir eski kasa, yani B6 kasaların Highline'larında 5 kollu farklı bir jant vardı. Bence bu jant çok daha şık ve güzel duruyor. Biraz daha klasik gösteriyor. Dikiz aynaları yine biraz daha hırçınlaştırılmış ve sinyal lambaları bunda da var. Alt tarafta kapının altını görüyorsunuz. Bir krom çıtamız var. Yine cam çerçeveleri krom olarak dizayn edilmiş. Alt tarafa indiğiniz zaman şurada yine marş pelimiz, bu sefer demir ve ayrı bir parça olarak geliyor arkadaşlar. Yine burada da çamurluktan ayrı gördüğünüz üzere. Arka tarafına doğru geçelim. Yine LED stoplarımız var bu otomobilde ve şurada 2000 dizel Blue Motion teknoloji yazısını görüyorsunuz. Yine arka tarafta da stoplar biraz daha dik. Yani eski kasada ovaldi, bunda biraz daha köşeli yapılmış. Şurada görüyorsunuz krom çizgilerimiz var. Oldukça şık duruyor bu çizgilerde. Bagajını açalım. Yine buradan açılıyor bagajımız. Bu şekilde kumandadan da açabiliyorsunuz aynı zamanda. 560 litre civarında kocaman bir bagaj hacmimiz var. Eşiğimiz çok yüksek değil. Bir karışımın altında gördüğünüz üzere. Şurada bir 12 volt çıkışımız var. Burada kocaman bir gözümüz ve ışıklandırmamız burada ki bu yeterli değil. Yine burada da kocaman bir gözümüz var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu alt tarafta da ortası boş, epey bir malzeme koyulabilen bir tam boş stepney'i görüyorsunuz. O da epey güzel olmuş. Yukarı doğru çıktığımız zaman öncesinde şundan bahsedeyim. Şuradaki kolları çekip koltukları yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada askılarımız var. Gördüğünüz üzere bunlar epey kullanışlı olabiliyor. Bagaj zeminimiz dümdüz. Buraya malzeme yüklemek epey güzel olur. Yukarıda burada bir yansıtıcımız var. Gördüğünüz gibi kaplamalar gayet güzel ve tutamaklarımız da şöyle boydan boya var. Buradan tutup kapatalım. Arka tarafına doğru geçeyim. Kap hissiyatımız gayet güzel. Yukarılar yumuşak, aşağılar, şuralar daha yumuşak, şuralar sert plastik malzeme ama epey kaliteli ve şık duruyor. Özellikle şu kaplama renkleri, krom detaylar, mat kromlar var içeride gördüğünüz gibi. İşte cam açıklama butonunun ucundaki bu mat krom gibi birçok güzel parça var. Burada içi yumuşak kaplı, böyle güzel bir malzeme ama şu tarafı, şu elimi değdiğim tarafı yumuşak kaplı değil. Passat logolarımız, yazılarımız burada mevcut arkadaşlar. Şöyle içine doğru oturayım. Ben önde rahat otururken diz mesafesi bu şekilde ve baş mesafesi de şu şekilde. Burada bir tane kol dayamamız var. Buradan neredeydi o? Şuradan iki tane bardaklık çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada da kocaman bir gözümüz var arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Burada bildiğiniz normal 12 volt çıkışı değil de priz çıkışı var. Buraya şarj aletinizi direkt takıp şarj edebiliyorsunuz. Bilgisayar falan da takılabilir. Şurada bir küllüğümüz var ama o bozulmuş. Burada iki tane havalandırma menfezimiz var. Koltuklarımız bu arada epey kaliteli duruyor. Deri kaplı. Ortalarımızda alkantara gayet güzel. Bir önceki kasada bu koltukların yanal destekleri falan daha güzeldi. Bende vardı biliyorsunuz. O çok daha güzeldi ama bunda biraz daha düz yapmışlar. Yine görüntüsü ve rahatlığı gayet yerinde.
Şimdi ortadaki şaft tüneline gelelim. Burada oldukça iri bir şaft tüneli var. Ortada oturan çok rahat oturamayacaktır. Yukarı doğru çıkalım. Burada iki tane ışıklandırmamız, yine ön tarafta iki tane ışıklandırmamız var. Aracın içi biraz karanlık çıkabilir. Çok koyu cam filmlerimiz. Gördüğünüz gibi tutamağımız, askılığımız, bir tane askılığımız, tutamağımız, askılığımız ve ön tarafta iki tane yine askılığımız mevcut. Şurada arkadaşlar ayarlı emniyet kemeri mandallarımız var ve arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış açısı tam olarak bu şekilde. Arka koltuklar ön koltuklara göre biraz yukarıda konumlandırılmış ve ön tarafa doğru geçeyim ve bu arada da şunu söyleyeyim. Birçok şeyi, tasarımı vesairesi B6 ile aynı. Çok fazla bir farkı yok. En büyük avantajı bu otomobilin yeni olması. Şimdi ön tarafa geçelim. Yine kalınca üst tarafları, buraları, şuraları yumuşak. Kaplamaları oldukça güzel, renkli. Kapı kollarını görüyorsunuz. Yine burada da dört cam zaten tam otomatik. Şuradan yan aynaları da kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an kontak açık olmadığı için kapatmadı. Kocaman kapı içi gözleri, yansıtıcıları, bagaj açma tuşu burada yer alıyor. Eski kasalarda burada bir de depo kapı açma tuşu alıyordu. Bunda otomatik olmuş. Burada hafızalı koltuklarımızı görüyorsunuz. Tamamen elektronik. Diğer tarafta tamamen elektronik çalışıyor. İçine binelim. Burada arkadaşlar iç ışık şiddeti ayarlama tuşu. Far kolu var. Yine etrafı krom kaplanmış. Bu haliyle çok daha güzel olmuş. Zaten içerisi B6 ile tamamen aynı. Neredeyse tamamen aynı. Gayet güzel bir havalandırma menfezi. Şurada yan cam buğusu için, ki burası çok mantıklı bir yer. Ortada görüyorsunuz 262 bin kilometrede bu otomobil ve renkli bir ekran var. Anahtarımız da yine B6 kasalarınki ile aynı arkadaşlar. Kadranlarımız makyajlı B6'larla aynı ama renkli ekran bu B7'nin farkıdır. Anahtar yine bu şekilde. Şurada takıp çalıştırabiliyorsunuz ya da şuradaki start stop tuşuna basıp şu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bunun en önemli farkı da şu. Göstergelerimiz arkadaşlar Türkçe geliyor. Her şeyi Türkçe ayarlayabiliyorsunuz. O güzel bir durum. İstop edelim şimdi otomobili ve orta tarafa geçelim. Yine etrafı krom kaplı. Havalandırma menfezleri. Burada gördüğünüz üzere eski kasalarda iki tane böyle kartlık çıkıyordu B6'larda. Bunda bir tane buraya saat koymuşlar. Dörtlümüz burada arkadaşlar. Klimanın şekli değişmiş ama kullanılabilirliği aynı. Ön iki koltukta ısıtıcımız var. Görebildiğiniz gibi comfort line'larla aynı bir ekranımız var. 615 miydi neydi kodu tam hatırlamıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir küllük ve bir çakmaklığımız var. El frenimiz buraya alınmış. B6'larda şuradaydı. Bunda burada arkadaşlar. Auto hold'umuz var. ASR tuşumuz burada. Start stop'umuz burada. İsterseniz buraya sokup yine buradan da çalıştırabiliyorsunuz. Ama isterseniz buradan çalıştırıyorsunuz. Ve stop start'ımız var arkadaşlar. Burada da park sensörü on off tuşu var. Passat'ların en çok hoşuma giden tarafı aha da burası. Burası oldukça güzel, geniş ve yeri tam olması gereken yerde. Yine ayarlı, şöyle tık tıklı şu şekilde bırakabiliyorsunuz. Kol dayanmamız oldukça büyük, oldukça rahat ve gayet yumuşak. Bu da yine ileri geri gitmiyor. Altı da epey bir geniş. Burada bir AUX girişimiz var. Bu Highline donanımda USB yok maalesef. Şurada kilitli bir torpido gözümüz var. Gördüğünüz gibi kilit önemli. İçi komple kaplı. Soğutucusu var burada. Şurada yine bir tane gözümüz var gördüğünüz gibi. Bu biraz tıngırtı yapabiliyor geçen zamana göre. Yukarı doğru çıkalım. Burada arkadaşlar bir gözlüklüğümüz. Işıklı aynalarımız var. Burada makyaj aynası, yine bu tarafta da aynı şekilde ışıklı makyaj aynalarımız var. Aracın donanımları bu şekilde. Bu arada far sensörümüz, yağmur sensörümüz ve hız sabitleyicimiz de vardı. Onları da söylemiş olayım. Dediğim gibi çok çok böyle efsane dolu bir Highline değil. Epey opsiyon alınabiliyor. Bu donanım üzerine çok opsiyon alırsanız çok donanımlı bir Passat'ınız oluyordu. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler sunuyor bu Passat. Passat B2.0 dizelinin içerisindeyiz. Teknik donanımlarından, etrafından bahsettim. Genel olarak görüş açılarından bahsedeyim. Aynalar her türlü görüş için yeterli. Zaten otomobil düz bir tasarıma sahip. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu orta ekranda çıkan optik park sistemi B6'ya göre biraz daha yenilikçi, renkli bir şekilde arabanın nereye ne kadar yaklaştırdığını gösteren bir sistem. O da gayet güzel. İsterseniz onu da şurada göstereyim. Burada otomobilin şekli çıkıyor geri vitese taktığınız zaman. Taktık mesela. Gördüğünüz üzere umarım görüyorsunuzdur yani. Otomobilin şekli çıkıyor. Sağa sol ne tarafa gidiyorsanız, nereye ne kadar yaklaştıysanız onu gösteriyor. Park ederken inanılmaz derecede yardımcı olan bir sistem bu sistem. Bu ekranla ilgili şunu söyleyeyim. Güneşte filmlerimiz fazla olmasına rağmen şöyle yatık duruyor konsol. O yüzden yarısı görünüyor, yarısı görünmüyor. Güneşten dolayı. Aracın kullanılabilirliği, işte ergonomisi gayet güzel. İstediğin her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorsun.
O anlamda iyi. Bir önceki kasanın Highline'ın koltuklarını daha çok beğeniyordum ben. Onu tekrar söylemiş olayım ama bu koltuklar da epey kaliteli. Direksiyonu biraz daha küçültmüşler gibi geldi bana bir önceki kasaya göre. Yani daha iyi oturdu elime bu direksiyon. F1 viteslerimiz var. 6 ileri çift karma DSG şanzımanımız var ki bu şanzıman 7 ileri göre çok daha sağlam, çok daha uzun ömürlü olan bir şanzıman. Sadece biraz daha yavaş vites değiştirebiliyor. Daha fazla yağın içerisinde çalıştığı için. Son olarak sonrasında şunu söyleyeyim. Passat B7'nin B6'ya göre en büyük avantajlarından bir tanesi yol sesinin daha iyi olması. Ama bu 17 inç jantlarla beraber birazcık sert olduğu söylenebilir. 16 inçlerle daha yumuşak olacaktır bu araba. Bu haliyle biraz daha sert maalesef. Zaten gittikçe otomobiller sertleşiyor. İçinin döşeme renkleri, siyahlığı vesaire benim oldukça hoşuma gitti. Donanım esasında birçok kullanıcıya yetecek bir donanım. Highline diye çok büyütmemek lazım çünkü çok fazla bir şey yok arabada. En büyük, en çok övüneceğiniz şey bir xenon farlar ve ledlerdir muhtemelen. Onun dışında birçok şey comfort line'larla aynı zaten. Motoruna gelecek olursak 2.0 dizel motor. Mesela şuradayız, durdum burada. DSG şanzımanla beraber nasıl bir performans sunuyor. Dip gaz yaptım arkadaşlar. Şöyle 4000'lerde vites değiştiriyor. 70 olduk. Yokuş yukarıyız bir de görüyorsunuz. 100 olduk. 2 kişiyiz arabada. 120 olduk arkadaşlar. Şimdi mesela 110 bandında bu araba 1800 devirlerde gidiyor. 3000'leri aşmanız için bayağı devirmeniz gerekiyor. Zaten 212 km falan, 212 ya da 218 0-100 hızlanmamız var. Ondan bahsetmiş olayım. Yalıtım olarak şöyle, yol sesi bir önceki kasaya göre çok daha az geliyor dedik. Rüzgar sesi 120'den 130'dan itibaren gelmeye başlıyor. Motor sesi rölantide geliyor. Rölanti haricinde çok ciddi bir motor sesi duymuyorsunuz. Yürüttüğünüz andan itibaren rölantide geliyor. Ama bir de 4000 devirlere doğru birazcık çatallandığı doğrudur motor sesinin. Süspansiyonlar sertleşmiş dedik. Jantlardan da kaynaklı 17 inç olunca tabi. Bir de süspansiyonlarla ilgili şunu söyleyeyim. Uzun yolda böyle batçıklar falan oluyor, girip çıkıyorsunuz. Orada çok yumuşak hissettirdiği de doğrudur. Yani bir konfor hissiyatı da var bu otomobilin. Onu da söylemiş olalım. Yakıt tüketiminden bahsedeyim. Passat'ın 2000 dizeliyle bu kasada yakıt tüketimi kullandığımız arabada uzun yolda 5,5 ile 7,5 litre arasında, şehir içinde de 8,5 ile 11 litre arasında değişebiliyor arkadaşlar. Tamamen sizin kullanım tarzınıza göre test edilmiş, onaylanmış. 262 bin kilometrede de uzun yolda kilometresi yapılmış bir otomobile biniyoruz. 262 bine göre çok çok diri bir araba olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi de servis bakımlı olmasıdır. Kesinlikle bir parça değişmesi gerekiyorsa o anda değişmiş olmasıdır. Maliyetlerinden bahsedeceğim birazdan. Motor olarak, gidişi olarak gayet tatminkar bir otomobil. Bence 2.0 dizel motorla almak en mantıklı işlerden bir tanesi olacaktır ki bu donanımda gayet yeterli. Çok fazlası yok, çok eksiği de yok ama çok çok abartılacak bir donanımı da yok. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Bagaj hacminiz, arka oturma alanınız, ön oturma alanınız oldukça geniş. Tam bizim aile yapımıza uygun bir otomobil esasında bu otomobil. O yüzden de çok seviliyor zaten Passat'lar. Yol tutuşuna gelecek olursak 17 inç jantlarla beraber oldukça iyi yol tutuşu var. Yoldan ayrılmanız epey bir zor. Ama bir atraksiyon otomobili, şeritten şeride attığım otomobili değil bu otomobil. Oturayım gideyim otomobili. Yüksek süratlerde hiçbir problem yaşamadan rahat rahat gidebiliyorsunuz. Şanzımana gelelim. Şanzımanın vites geçişleri çok hızlı. 7 ileri kadar olmasa da yine de çok hızlı. Düşük viteslerde tutmaya çalışan bir şanzıman. Kalkışlarınız yine birazcık ağır. Onun dışında uçup gidiyor araba. Vites oranları gayet güzel. Hiçbir şey de hissetmiyorsunuz. Kesinlikle vites değişimi vesaire hissetmiyorsunuz. Gayet 10 numara bir şanzıman olduğunu söyleyebilirim. 7 ilerilerden ben daha çok seviyorum. Sorunsuz da olduğu için. Gelelim otomobilin bakım maliyetlerine. 2000 dizel veya herhangi bir Passat. Şanzıman bakımı, motor bakımı, alt takımı, şu su bu su. Genel itibariyle bakımları masraflı sayılabilecek otomobillerden bir tanesi. Bu otomobil eğer servis bakımlı, servis bakımlı olması demek kesinlikle iyi olacak demek değil. Bir zaman servis size şu parçası gerekiyor dediğinde değiştiriyorsanız, otomobilin eskiyen bütün parçalarını yeri geldiği zaman değiştirip parasına çok bakmıyorsanız, otomobil çok daha düzgün, çok daha iyi olacaktır ve eskitemeyeceksinizdir. Bu otomobil içinde o kesinlikle çok daha fazla geçer. Çünkü teknoloji barındıran bir otomobil, her yerde, her ustaya götürmemeniz gereken bir otomobil. Bu otomobilde parçalar da pahalı olduğu için eğer bir yerde hata yaparsanız daha fazla ücret ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Bu arabayla ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar.
Mesela şanzımanı 17-18 bin lira verilerek 240'lık kilometrelerde yapılmış ilk kez. Mesela şanzımanın bu tür problemleri olabiliyor. Yüksek kilometrede alacaksınız. Motor bakımları zaman zaman masrafı olabiliyor ama masrafı yaptığınız zaman rahat ediyorsunuz. Bundan bahsetmiş olayım. Yani bir Alman binecekseniz köşenizde biraz daha fazla paranız da olmasını ben tavsiye ederim şahsen. Yakıt olarak, gidiş olarak dediğim gibi çok tatminkar bir otomobil. Bu otomobil birçok şeyle yetiyor kesinlikle. Passat 2.0 dizel kullanılması çok zevkli bir araba. 1.4 TSI'ndan da 1.6 dizelinden de 1.6'sından çok daha zevkli bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bu motorla beraber cuk oturuyor kesinlikle. Yani bu motor güzel motor. Tamam, vergi dezavantajı var. Bakım maliyetleri zaman zaman yüksek olabiliyor. Yani dizel motorda ne olacak? Turbosuna dikkat edin, enjektörüne dikkat edin. Güzel yerden yakıt alın. Uzun uzun götürür bu otomobiller sizleri diye düşünüyorum ki zaten çok uzun uzun binenler de var çevrenizde. Muhakkak ki muhakkak görmüşsünüzdür. Bu videoyu Kaman'da çektik arkadaşlar. Şu an Kırşehir Kaman'dayız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince fayda sağlayacak güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Anlatmaya çalıştığımı net olarak anlatabilmişim ve siz de anlayabilmişsinizdir. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.